Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve dedim ki uyandım. Şu an saat 11. 11'de uyanmadım ama lan dedim agalara ben bir kule videosu çekeyim. Hem de dedim Diamond alalım. Neşeleri yerine gelsin böyle beraber bir şey yapalım dedim. Bir Diamond heyecanını falan yaşayalım böyle. Kulenin 100. savaşına kadar geldim. Şu an eksiğimiz var bu arada, yani savaş eksiğim şu an bakayım bir yaklaşık 30 savaş eksiğim var. Bu benim hatam, tamamen benim hata. Da unuttum daha doğrusu ya. 6 saatte 12 saatte bir yenilenince işte maalesef şey oluyor. Böyle oldu. Evet, böyle oldu. Şimdi şöyle bir şeylere girelim, bir ekipmanlarımıza. Bir tane ekipmanım çıktı bu arada. Şunu ikinci birinci evrime getirmiş oldum. Bu kadar. Başka hiçbir ekipman düşüremedim şu ana kadar kuleden ekstra olarak. Maalesef kendi ekipmanlarımıza devam ediyor. Redhammer falan kullanıyorum artık. Siz düşünün yani. Kunay aslında daha iyi olur mu? Olmazmış. Yüzde hasar olarak basic atak boost'umuzu artırsak daha iyi sanki de. %20 atak boost diyor gerçi ya. Retamer'ın özelliği güzel. 10. evrimde Shao Kahn'la birlikte zaten %30 kritik şansı falan filan. Oho. Biz bayağı şu an iyi yani, o ekipman bizim için çok güzel bir halde. Power Glove'un ekstra neyi varmış lan? Yok ya, bloklarken düz vuruşları bloklama şansı diyor da. Bu Kenshi'de kalsın şimdilik. Şunda ne varmış kankacım? Yok, Faction Wars özel bu. Bu da o yüzden işimize yaramaz. Şimdi geri çıkıyorum hemen. Aslında kanamaz, gerçi yakma hasarımız var. Neydi o? Bizim bu yakan yüzüğümüz hangisindeydi? Şunda olması lazım da bakalım bir. Aynen, Blaze's Life buradaymış. Tamam, şimdi girelim bakalım. 100. savaştayız şu anda. Kule şeylere hiç dokunmadım, bosslara. 12 savaş hakkımız var. 12 savaşta eşek değilsek bitiririz diyeceğim de. Şimdi kendime bir güvenemedim böyle. Hard tower olduğu için hard tower'da sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden bakalım. Şu an şey yapıyorum bu arada. Kankalarımın şeylerini dinleyeceğim. Yorumlarını. Ve şu an full şey mi geldi? Cold War takımı mı geldi? Evet, Cold War takımı geldi şu an. Cold War Scarlet değil mi? Assassin's Scarlet'a da benziyor ama. Bakalım bir dur. İnşallah Assassin's Scarlet'tır. Hani full tarafından şu an anımsayamadım. Bir tane bu arada yetenek atmam lazım şu an hızlı bir şekilde. Kanamayı niye bu kadar? Assassin's Scarlet'mış. Gayet güzel. Tamam. Çok büyük bir sıkıntı değil bu. Yani tabii ki yoracak bizi ama dediğim gibi aşırı sıkıntı olacak bir durum yok şu an için. Combat Cup takımını kasıyorum bu arada. Yani Combat Cup karakterinden şu an iki tane var. Yanına ne katacağımı bilmiyorum. Spec Ops'ları güçlendirecek bir şeyler bulmam gerekiyor bir karakter. Combat Cup karakterlerim 60. seviye, yani bir tanesini getirebiliyorum zaten. Sonya Blade o da. Onu 60. seviyeye getirdiğim gibi bakalım şey yapacağız. Combat Cup takımını şu an oluşturabilsem tamamen o takımı hazırlayacağım ama maalesef takımın hepsini oluşturamıyorum. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Kenshi ile bu arada bol bol savaşmaya çalışacağım ama birazcık da çıkıp başkalarına geleceğim. Çünkü Kenshi'ye o dokunulmazlığı vermek istiyorum. Yalnız düz vuruş, kritiksiz 19.000 vurdu adam. Bosslar çok güçlü şu an ya. Daha şu andan 1 milyon 100 bin, 100 bin güçlüler. Bu işte 180. yani diğer normal kulenin 180. savaşı falan oluyor tahmini. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Ve çok az diyor ya şu an hasar. Hasarımız gerçekten çok aşırı az şeyle, Kano'yla. Ama bakalım. Öküz gibi can dolduruyor bu arada. Bunun ekipmanını ben hala hangisi olduğunu hatırlayamadım. Oğlum bu ne can dolduruş ya? 1300 şu an, bak 5100. Vallahi ekstra ekstra güzel can basıyor ha, ayaküstü. Sürekli savaşacağız aga. Sürekli savaşacağız. Kenshi'yi bırakalım, canı da olsun. Birazcık azaldı ya. O yüzden yükselttirmeye çalışacağım. Bunun canı azalınca Reptile'a geçeceğim. Ki zaten süreden o zamana kadar bitirmiş olacağız. Bir dakika, Kenshi'ye geçeyim ben azıcık. 118 bin, 131 bin olmuş. Ve o hasarın çoğunu yemedik. İşte bu mükemmel bir olay. İki kurşun yememe rağmen canım bitti yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir kritik vursam. Ah be, mükemmelsin sen. 360 bin vurdu. Adamım benim ya. Ulan bu arada videoyu yetiştirsek bari ya. 12'de evden çıkacağım da saat şu an 11.06 geçiyor. Yok, yetişmez gibi duruyor. Hayırlısı bakalım. İnşallah akşama yetiştirebilirim. Aksilik olmazsa yetiştiririm de. İnşallah olmaz diyelim ya. Oy kardeş, ne yaptın ya? Öküz iyi vurdun anasını satayım. Vallahi çok vurdu ya. Render'ını bitirirsem akşama ben bir şekilde şeylerini falan hazırlarım bunun. Kodlarını falan girmek sıkıntı videonun. O da ayrı bir dert de. Neyse. Yalnız iki karakterimin de 2 dakikada ağzına sıçı vermişler. Onu yani konuşacağım diye dikkatim dağıldı. İyi olmadı zaten, süremiz de bitti ya. Yani süreden kaybettik. Şimdi bir tanesini yendiğimizde gerisi çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Combat Cup takımıyla siz nasıl bu arada şey yapıyorsunuz? Ben anlamış değilim hala. Combat Cup Johnny Cage'de alıyorsunuz da benim Johnny Cage'imin evrimi düşük. Bakalım hatta ona, bir dakika dur bakayım bir. Karakterlerden bir bakalım. Lan gerçi videoyu da şu an uzatmak da istemiyorum. Direkt
saf videosun, sek videosun istiyorum da bir saniye hemen ona bir bakayım da ben Spec Ops'ları ayarlayayım şuradan. Spec Ops nedir diye soran bir arkadaş vardı. Bakın şurada nişangah işaretine tıklıyorsunuz. Bu Spec Ops'lar arkadaşlar. Arkadaşlar değil, kankalar. Arkadaşları ben sevmiyorum. İyi, o 6. evrimmiş, 4 değilmiş ya, gayet güzel. Şimdi bunların yanına ne katsam onu bilmiyorum. Tactical Sonya Blade'in verdiği ekstra şey ne? Yok, bok gibiymiş. Güçlü bir Spec Ops bulursam bunların yanına Jackson ne veriyordu lan? Jackson galiba bir şeyler veriyordu ama aynen %30 Tagnus veriyormuş. Aslında bir şeyler yapılabilir gibi de ben ona güzel bir Spec Ops bulurum abi. Olmadı o şekilde halledeceğiz. Klasik takımını falan boş ver. Combat Cap Sonya ne oldu lan, ekran karardı geldi. Combat Cap Sonya Blade'im 10. evim 26 seviye şu anda. Ben ona 60 yaparım. Yani level up kartım benim bayağı bir olması lazım şu an. Hatta sizle birlikte 60 yapalım mı? Yapalım abi, hadi yap gitsin. 60. seviye kaç tane varmış lan level up'ım? Görebiliyor muyum onu? Neyse, kartlardan bakmamız gerekecek, hiç uğraşmayalım. 248 tane varmış abi, tamam gördüm. 60. seviyeye bir anda yükseldik. Atağımız 56.000, canımız 112.000'e yükseldi. Siz kaçtan kaça yükseldiğini göreceksiniz zaten. 138.000 bu arada, ananın nikahıymış. Bu ne lan? Ekipman yok bunda. Ekipman yokken 138.000. Ağzına tüküreyim senin. Kendi ekipmanlıyken 149.000. Sen ne yapıyorsun ya? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Sıkıntı he. O ne ya? Öyle şey olur mu lan? Neyse, Johnny Cage'i de 50. seviyeye getiririz. Ya Combat Cup şeyi gelse. Takım tamamladıktan sonra challenge'ını da vermemeye başladılar. Hanzo Asashi var şu anda. Onu da yani Hanzo Asashi güzel karakterdi ya. Bir karaktere ait, takıma ait olmayınca ben çok fazla şey yapasım gelmiyor. Ne derler? O karakterle oynayasım gelmiyor. Şu an tamamen takım üzerine ve ekipman üzerine yoğunlaştı oyun. O yüzden ben de ona göre gitmeye çalışıyorum. Kanama hasarı çok kötü bu arada ya. Scarlet'ın bıraktığı. Canımız iyi. Oy, bunda brutality var. Aynen. Brutality zaten üstümüzde kırmızı çıkıyordu, onu gördüm de. Neyse dur bakalım. Brutality bu arada inanılmaz güzel değil mi ya abi? Şu az önceki efekt. Kaç yedi? 7.000. 7.000'i kalkanından dolayı bu kadar az diyor. Tabii ki Cold War karakterlerinin aldığı ekstra hayvani kalkan var. Allah'tan bir tane daha yok. Takımı tamamlamışlar. Bu da bir şey. Bununla avutalım kendimiz de. Yapma ya. Öldürdü abi direkt Kenshi'yi. Oğlum ya ağzına sıçacağım şimdi ama hepsinde brutality var. Komboları çok uzun sürüyor, o yüzden baksana bir komboya 65.000 cana indik, 137.000'den yarı canından fazlasını almış, ağzına tüküreyim ya. Mal gibi ikinci yeteneği attım bir de gidip. Ulan. Salaklığıma denk geliyor bak. Bunları yapmamam lazım ya. 15 savaşta bu arada inşallah yeneriz ha, ben yener. Abi kalkanla hiç çalışmıyor inat gibi, bir de kalkanını geri aldı kendi kalkanını. Ulan. Ya oyun inatsın yemin ederim var ya. Savaşabildiğim kadar savaşın da reptile'la. Ne kadar dayanabileceğiz ki anasını satayım. Bir komboya öldürüyoruz yani adam bizi. Aynı az önceki kombonun aynısını bir tane daha çıkarsa şu an öldüm zaten ben. İyi bari Scarlet'ı çıkarırsak bu arada inanılmaz güzel olur. De zehirlenmiyorlar işte. Bosslar zehirlense kritik vuracağım. O yüzden yani baksana 80.000 falan vurduk toplamda orada. Çok az abi ya. Cidden çok az hasarlar yani. İnanılmaz az. Şöyle bir vuralım geri. İyi, 290.000. Yani ölmedik iyi bari. Şeyimiz çalıştı ama çok da bir boka yaramadı sanki. 920.000'den kaça iniyorsun kanka? Senin tagnısın da fazla değil mi de? Bakayım. 830.000, yani 90.000 civarı vurduk. 80, hatta 90, 97.000 mi? Kaç vurduk bilmiyorum. 94.000 herhalde. Yani 97.000 mi oluyor? Artık hesaplayamadım onu. Beynim şu an onu hesaplamak istemiyor abi. Direkt videoya odaklanmak istiyorum da. Kenshi'yi salak gibi öldürttüm. Tamamen benim hatam ya. Vallahi gerizekalıma denk geldi bak. Yapmazdım böyle şeyler ben. Ne oluyor ya? Şöyle 50 ruh verelim. Lan ruhumuz da gittikçe azalıyor ya. Challenge falan da yapıyorum ruh gelsin diye de. Challenge ve artı quest modla birlikte yetişmiyor lan ruh. İnanılmaz diyor ya. Lan bari şarj aletini götürerek de telefonun okulda şey yapayım ben ya. Bu challenge'ı yaptırayım dersin ortasında madem, ne yapak, Mortal Kombat oynayacağız. Ulan. Açarım bir köşeyi, otomatik savaşta yapsın ya. Zaten üniversitenin rahatlığı bu agalar. Hani lisedeki gibi, ortaokuldaki gibi değil. Telefonunu çıkar oyna istiyorsan, laptopunu ne istiyorsan oyun oyna yani. Kimse bir şey demiyor sana. O olay harbiden klas bir olay. O yüzden birazcık rahat oluyor. Hadi kankacım vur istersen. Öyle bir. Ya yalnız ben bu savaşı. Ya aga. Yani 34.000 vurma ama ya. Öldürdün oğlum lan. Yavaş be. Ya 200.000 canım var benim yani. Ne yaptın? İki vurdun, toz ettin anasını satayım. Şöyle bir geçeyim ya, dur. Daha bir dakika 40 saniyemiz var. Bari canı yenilensin. Yani recovery'si full ha bu arada Kenshin'in. Yani full. %200 can yenilemesi var şu an onun. Ama ona rağmen yetiştiremiyoruz. Ben anlamadım ki hocam.
Böyle bir geçelim. 2,5 saniye Kenshi dokunulmaz olacağı için buradan stun'a koyduğum gibi Kenshi'ye geçeceğim. Stun yerse şu an. Yedin mi? Dayandı stun'a karşı. Ama çok da önemli değil. Hadi bir kritik be oğlum. Hadi be kritik be oğlum. Sen adamsın çocuk. 370 bini koydu. Böyle biraz daha vurmaya çalışayım. Yapma yapma. Öldürme. Tamam. Öldürme de. Gayet güzel. Gayet güzel. Dur. Şunu geri iptal edelim. Öldürme. Oğlum. Ya ağzına tüküreyim. 137 bin candan 22 bine indirdin. Yani. Lan bir de 10. evrim. Yani karakterler ha bunlar. Ya şu an bu 7. evrim de. Aga. Ne yapıyorsunuz ya? Biraz yavaş yani. Oğlum bir acıyın lan. Neyse kalkanımız çalıştı gene. İyi. Kurtardık paçayı. Şunun kalkanını hemen bir kırayım. Ağzına tüküreyim. Ağzına yavaş vur ya. 260 yiyor. Şuna bak. Kalkanının gücüne baksana abi ya. İnanılmaz yani. Ya öldürdü abi. Şöyle bir 200 bin vuramıyoruz bunu. Anca 100 bin vurabiliyoruz. Şu an 100 bin de vuramayacağız. Aynen. Ah hayırlısı bakalım dur. 40 saniyemiz kaldı. Biraz daha öldük. Evet. Çok iyi. Hasar yemezsem çok güzel olacaktı. İkinci yeteneğim de olmuştu da. Tamam tamam. Biraz daha devam edelim dur. Ulan kaç savaş? 3-4 savaş falan harcadık buraya ya. Valla. Daha bu 100. savaş bir de. 100. savaş. 120 var, 140 var, 160 var, 180 var, 200 var. Ulan var ya. Gerçekten işimiz var ya. Neyse hadi bakalım. Sinirim bozuluyor. Valla sinirim bozuluyor. Kanser ediyor beni. Şimdi vuracağım ekrana yumruğu var ya. Neyse hadi bak. Tamam. Sakiniz sakiniz. Bir şey yok bir şey yok. Şöyle bir oturalım. Omurgamızı düzleştirelim. Ki boyun fıtığımız daha da atmasın. Ulan beyler boynum ağrısı. Boynumun ağrısı hala geçmedi. 30-40 gündür acıyor. Muhtemelen spordan olmuş bu arada ya. Çünkü acı azalmaya başladı. Artık daha az acıyor. Yani yine 5-6 saat falan dik durabilmeye başladım yani. Full yatakta geçiriyordum günümü. Böyle bir koyayım bakalım oğlum. Kaç yedin? 208 bin gayet güzel. Bir tanesini indirdik. Hatta ikinciyi de indirebiliriz. Şu an öyle bir imkanımız da var. Eğer yapabilirsem böyle birinci yeteneğimi ben bir atayım zaten. Hiç dokunmayacağım. Bana ne abi atsın zaten sıfır yiyeceği için. 2307. Blok kırılsa mı artık o bloğu nasıl çıkacağım şimdi senin ha? Bende çift blok breaker var galiba bir de. Yani ultra blok kırıyoruz. Ona rağmen blokta kalıyor. Dur aga dur aga. Aga dur. Tamam vurmayalım yine. Kalkanı var. Anlamı yok çünkü. 2307 bir de aynı yiyorlar yani. Birebir aynı yiyorlar abi. Şimdilik bunu öldürme ihtimalim şu an var. Kritik vurursam daha da var özellikle. Tamam. Yana geçeceğim birazcık. Stun da yemiyorlar ki anasını satayım. Hepsine dayanıyorlar stun'ın. Canımız birazcık dolsun bakalım. 29 binli falan kritik karışık vurduk. Gayet iyi ama. Ama işte tek atmasan. Abi kalkanı var şu an. Hiç hasar yemeyecek var ya. Yani hasarı çok fazla kırıyor kalkanından dolayı. O kalkan gidene kadar Kenshi'ye girmeyeceğim. Ve yetenek atmayacağım. Kalkanı geri geldi ama işte. Koldor takımının ağzına tüküreyim ben. Baksana 1000 falan yiyor abi. Normalde 80.000 vurduğumuz şeyden 10.000 anca vurduk az önce. Ne 80.000'e 90.000 95.000 vurduğumuz yetenekle 10.000 vurduk ya. Heh tekle bir de. Benim ben ağzına tüküreyim ya. Neyse dur. Böyle aldım mı canını bayağı bir indireceğim senin. Değil mi? 80.000 falan yersin. İyi. Güzel güzel. Öldük. Bu sefer öldük. Kurtaramayacağız. Tamam. Şimdi galiba öldürdüm abi. Bu savaş hakkını artık vermem buradan sonra büyük ihtimalle. Tamam bitti. Kalkan malkan açmazsa şu an yendim. 370 bin bir de kritikle beraber bitirdik. Güzel. Aha Diamond karakter geliyor. Doğru. Heyecanlı yaşayalım abi. Vallahi ne gelsin istiyorum. Şimdi bir düşünelim. Bana en çok işime yarayacak ne olabilir? Reptile falan gelsin abi. Reptile'a da Shao Kahn istiyor. Shao Kahn gelmiyor büyük ihtimalle de. Reptile istiyorum abi. Reptile ver bana oyun. Yapar mısın lan bu güzelliği? Verebilir. Bu ne oğlum ya? Bu ne? Assassin Kitana ne ya? Yani ya Diamond'ın da gittin en bokunu verdin mi çocuk? İkinci evrim oldu da bu. Ben ne yapayım Assassin Kitana'yı ya? Assassin takımı bir boka yaramıyor ki adı Hacı Dayı. Gerçi Assassin Jade var. Aslında Jade'i güçlendirsek var ya. Jade'le beraber. Bakalım evrimleri atlarsa bir şeyler yaparız artık 15 kule sonra. Belki bir şeyler olur. It Takes Only One geldi bu arada. Bu önemli. It Takes Only One geldiğinde karakterlerinizden birisinin ölmemesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde onu yapmaya çalışacağım. Yapabilir miyim tabi bilmiyorum da. Yüklemeyi büyük ihtimalle telefonun verisinden yapacağım. Öyle halletmeye çalışacağım. İnşallah olur. Bir de onu yetiştirebilecek miyim ya? Bu videoyu inşallah bugün atarım size. Pazartesi çekiyorum. Yetiştiremezsem artık kusura bakmayın agalar. Yapacak bir şey yok ona. Belki de geç gelir. Hani, şey yapmayayım. Kesin bir şey demeyeyim. Normalde 5'te atıyorum ya videoları. Hani 7'de
Yapma, keşke atmasaydık onu. Neyse, hatta fazla da vuralım hatta. 625 bin. Boss ne kadar yiyor, bu ne kadar yiyor, gördünüz değil mi farkı? 600 bin vurmaya başladık bir tane ekipmanla sadece şu an. Sadece bir ekipmanım var kulenin. Bir. Ve kule ekipmanı vermiyor yani. İçinden geçeyim ben böyle işin. Cold War Tower bu yüzden bana aslında sıkıntı. Hani bok gibi ekipmanlar çıktı. 400 bin. Aslında farklı farklı yiyorlar kritiği. O da garip bir olay. Yani bakalım Combat Cup takımını hızlı bir şekilde geliştirebilirsem, yanına bir de katabilecek Spec Ops bulursam onun 35 ruh verdi bu arada. Güzel. Güzel. 50 ruh alıyorsun ama iyi, arada böyle ufaktan fiş ekliyor. Yani çok fazla değil. Orta ya. Hani bir şey diyemem şu an için. Mortal Kombat 11 Noob Saibot 10. evrim. Mortal Kombat 11 Scorpion 10. evrim. Hanzo Asashi Scorpion 10. evrim. Hani bir de brutalize şeyi geldi. %25 canın altına indiğimiz gibi bunlar bizim ağzımıza verecek. Dikkatli olmamız gerekiyor bu yüzden. Yani. Hadi bakalım, hayırlısı diyelim. Evet. Kodumuzda ne olsun? Gölge olsun. Gölge diye verelim. Garip bir şey geldi aklıma. Şimdik dayı direkt tekleyeceğiz. Acımadan, hiç yormadan böyle başlayalım bakalım. Mortal Kombat 11 Scorpion sayesinde güzel bir şekilde canımı indiriyor şu anda karşı takım. Aslında o can doldurma bokunu ben Kenshi'ye versem daha iyi. Hani Kenshi'de çünkü inanılmaz can doldurabiliriz. 230k'ya gömdük, güzel. Az önce büyük ihtimalle hem kritik hem öldürücü vuruş yaptığımız için 600.007. Yani onu da bol bol yapabiliyorum aslında da Kenshi'yle. Kritik vuruş artı öldürücü vuruş şeyimiz var. Kenshi'nin kendisinden gelen. Şimdi ekipmanını bu arada 10. evrim yapsam. Gerçekten Sento Blade büyük ihtimalle 10. evrim bende zaten. Yani daha yükseltemiyoruz. Bir şeye bir gireyim. Keno'nun ekipmanı ben bir alayım ya. Bakayım eğer ekipmanlı olması lazım. Keno daha önce can yenilemiyordu. Onu neyden getirdiğimi de hatırlamıyorum. Bakalım ya. Bulayım onu da. Eğer uygunsa Kenshi'ye takacağım. Uygun değilse artık yapacak bir şey yok. Dursun. Kane abicim bir gel bakalım kardeş. Şimdi senin hangisi olabilir ki? Power Glove'dan gelmiyordur abi, sanmıyorum. Aynen. Bu değil. Bladed Fan'dan da gelmesi. Birinci yetenekle birlikte can alıyor. Yok ya. Yok abi, bu benim işime yaramaz. Yani birinci yeteneği ben Kenshi'de kullanmıyorum çünkü. Yani işime yarayacak bir şey değil o yüzden. Yani şimdi ikinci yetenek olsaydı bu arada mükemmel ötesi giderdi bize. Daha doğrusu düz vuruşlarla can doldurabileceğim bir ekipman bulsam içinden geçerim oyunun. Hani ciddi anlamda içinden geçerim oyunun. Aslında öyle bir tane vardı galiba ya. Bu direkt vampirizm özelliği veren bir ekipman vardı da. Vampirizm gerçi yeteneklerle oluyor diye biliyorum da. Can emme değil. Can çalma ve can emme farklı olması lazım. Aynı LoL'deki gibi. Burada da farklı işliyor. Bakalım eğer bir şeyler yapabilirsek güzel olacak. Cold War Sub-Zero çok büyük sıkıntı değil şu an. Cold War takımım şu an çok düşük hasarlarda, o yüzden pek bir şey yapamayacağım. Combat Cup takımından bu arada yani bakalım, bilmiyorum. İnşallah fazla hasar çıkartabiliriz de senin kalkanın bir süre sonra kırılıyor diye biliyorum ben. O yüzden azıcık bekleyip sonra atacağım, aynen. Yeteneğimi harcamayayım, kalkanına gitmesin. Full kritik vurduk bu arada ya. Of, bir daha kritik öldürdü, ağzına tükürdü ya. Valla Circle of Shadow olduğu için buna yetenek atmak çok mantıklı değil. Yani düz vuruşlar öldürmeniz daha mantıklı. Etrafından 3 tane kuru kafa var ya. Heh. O iş yeteneklerinizi yansıtmanızı sağlıyor. Şöyle bir tane atayım, görün zaten. 3 kafatası var. Kendime de vurmam lazım şu an. Aynen. 35.000 kendime vurdum abi. Ona kaç bin vurdum göremedim ama bayağı bir yansıtıyor şey. Sıkıntı bir karakter o yüzden. Güzel. Burayı da yendik. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kaç savaş kaldı lan? Şu an daha 10. savaşa yeni gidiyoruz galiba. Bir tur daha yenileyeceğiz diye biliyorum. İyi, 12 karakterlerine de vermezsin bu arada ya. Bronz karaktere verme şunu abi. Altınımızın bu arada hesabını birisi tutuyor değil mi? Ne demiştim birkaç video önce? Bir ay sonrasında bakalım kaç bin altınımız oldu diye. Şu an 460 bine gelmiş. Sıfır falan herhalde en son ilk başladım. Savaş hakkımız bitmiş lan. 15 savaş yapmışız biz. Ne ara yaptık ya? O kadar harcadım mı anasını satayım ben? Ha yok. O zaman ben savaş yaparak girdim büyük ihtimalle. Yani 12 savaş değil aslında, kaç, 7 savaş hakkımız mı vardı? Galiba 7 savaş hakkımız vardı. Aksilik olmamıştır umarım. Öyle olması lazım ya. Boss savaşında o kadar fazla harcamadım diye biliyorum. Yani 4 savaşta falan yendik galiba bossları. Evet, öyle bitirdik o zaman. Neyse bakalım. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.